Buradan herkese merhaba, ben Mutlu Kopuz ve sevgili dostum Asil Arman'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca saklı kaldığına inandığımız parçalarla sizi bizimle zamanda yolculuğa davet ediyoruz. Nasıl mı? Her hafta farklı bir yıla götüreceğiz sizi. Bu hafta 60'lardayız. 60'ların en özel ve güzel parçalarını Asil Arman sizler için yorumlayacak sevgili izleyenler. Hem göze hem kulağa hitap edeceğiz. Şimdi göze hitaptan bahsetmişken biz ilk yayınımızı Marmaris Joya Del Mar Butik Otel'den gerçekleştiriyoruz. Burası gerçekten inanılmaz güzel ve çok huzurlu, çok keyifli bir yer. Marmaris'e geldiğiniz zaman mutlaka uğranması gereken özel yerlerden biri. Değil mi Asil? Gerçekten harika, kesinlikle çok harika bir yer. Çam ağaçlarının böyle denizle öpüşmesi mükemmel. Kesinlikle çok güzel. Sevgili izleyenler, az laf, çok müzik dolu bir program olacak. O yüzden aslında ben çok da lafı uzatmak istemiyorum. Takdir edersiniz ki bugün ilk yayınımız. Güzel, tatlı da bir heyecanımız var. İlk parçamızla artık yavaş yavaş başlayalım. Hepinizin çok iyi bildiği ve eminim ki çok da severek dinlediğiniz bir parça. Her yerde kar var. 1964 yılına gidiyoruz sevgili izleyenler. İlk Adamo'dan dinledik bu parçayı. Hatta Adamo Atlas Sineması İstanbul konserinde ilk kez Türkçe olarak seslendirdi Her Yerde Kar Var şarkısını. Söz Fecri Evcioğlu, müzikse Adamo ve son söz Asil Arman'da. Her yerde kar var, kalbim senin bu gece. Her yerde kar var, gelmedin sen bu gece. Her yerde kar var, kalbim senin bu gece. Her yerde kar var, gelmedin sen bu gece. Belki gelirsin sen, bakarken pencereden. Gözler yalnız özler, karda senden izler. Yürümek karda zordu, gelirsen bak aşk budur. Dönsen köşeden şöyle, şarkı söylerim böyle. Yürümek karda zordu, gelirsen bak aşk budur. Dünya oldu bana da, neden yağdın söyle kar. La 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 la. Yağma kar, dur artık. Bak buz oldu kalbim. Her şey senin elinde. Dur belki gelir sevgilim. Gözyaşım dur düşme. Gelmeyecek düşünme. Kes ağlamayı artık. Bak oldu bana yazık. Karda zordur yürümek. Anladım gelmeyecek. Dünya oldu bana da. Neden yağdın söyle kar. Karda zordur yürümek, anladım gelmeyecek.
dünya oldu bana da. Neden yağdın söyle kar. Lay la 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 la. Dünya oldu bana da, neden yağdın söyle kar. Dünya oldu bana da, bak ne yaptın bana kar. Evet, her yerde kar var dedik. 1964 yılıyla başladık, yine 1964 yılıyla da devam edelim. Ama bu sefer Timur Selçuk'la devam edeceğiz. Timur Selçuk, ayrılanlar için eminim gerçekten sizlerin de çok iyi bildiği bir parçadır. Size Timur Selçuk'la ilgili kısa da bir bilgi vermek istiyorum. Timur Selçuk, Ecole Normale'de Müzika da Paris Bestecilik ve Orkestra Yönetimi bölümünden mezun olmuş özel isimlerden biridir. Ve 1964 ayrılanlar için asil. Yollarımız burada ayrılıyor, artık birbirimize iki yabancıyız. Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa, her şey, evet her şey unutmalıyız. Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine unutursun o günlerimizi, gecelerimizi, o günlerce, gecelerce sevişmelerimizi, o günlerce, gecelerce sevişmelerimizi. Her kaderin tesellisi bulunur, İnsan ne kadar sevse unutabilir mi? Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer, sen de unutursun bir gün gelir. Her şey evet, her şey, her şeyi unutabilirsin, hatta bütün yazdıklarımızı, satır satırını kalırsa içimde bir derin sızı 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 kalır. Harika. 1967 yılına gidiyoruz. Evet, 1967 yılı Arkadaşımın Aşkısın. İlk Juanito'dan dinledik bu parçayı. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Bu çocuklukları beraber geçmiş 3 yakın candan arkadaşın da bir hikayesi, evet. Aynı zamanda. Juanito bir aylığına geldiği Türkiye'de 7 yıl kalır. Değil mi, evet. Asil? 7 yıl kalır.
Ama ne yazık ki gırtlak kanserine yakalanır ve Paris'e döner. Paris'te de maalesef mesleğini icra edemez ve sesini kaybedince taksi şoförlüğü yapmaya başlar ne yazık ki. Ama bu kötü hikayeden en azından güzel de bir parça çıkmış. Arkadaşımın aşkısın diyelim. Söz sende. Hakkım yok seni sevmeye. Çıktın karşıma ne diye? Sen başkasının aşkısın. Kalbim bunu nereden anlasın? Unutmam lazım çünkü sen arkadaşımın aşkısın. Kaderin oyunu bu bana. Göstermesin seni bana. Karşımda olsan da bakmam. Arkadaşımı aldatmam. İsterse kalbim ağlasın. Arkadaşımın aşkısı. Ümit verme insanım ben. Çek bakışlarını benden. Şüphe de etme sevgimden. Kalbim yalnız senin değil. Arkadaşımın da bunu bil. Tercihle geçerse ömrüm. Yaşayamam ben ölürüm. Dikkat kimse anlamasın. Arkadaşımın aşkısın. Ümit verme insanım ben. Çek bakışlarını benden. Şüphe etme sevgimden. Dinleyince bu şarkımı anlayacaksın hatanı. İki dost arasına girdin. Yalnız onu sevindirdin. İsterse kalbim ağlasın. Arkadaşımın aşkısı. Arkadaşımın aşkısı. Seni beklerim öptüğün yerde. Belki bir akşam dönersin diye. Belki dönersin eski günlere. Dayanamadım yazdım ben sana. Dargınlık bitsin cevap yazsan da. Beraber olalım ömür boyunca. Dağlara şimdi akşam çöktü. Çiçekler boynunu büktü. Hepsi sensiz öksüzdü. Kuşlar yuvaya döndü. Senin şehrinde yolcular vardı. Şafakta gemiler hep demir aldı. Seven sahilde hep yalnız kalır. Kıskanırım seni o yolculardan. Belki seversin birini diye. Mektubumu sen okumadan. Dağlara şimdi akşam çöktü. Çiçekler boynunu büktü. Hepsi sensiz öksüzdü. Kuşlar yuvaya döndü.
döndü. Seni beklerken duydum annemden, saklarmış veda mektubunu benden. Evlenmişsin şimdi bir esmerle. İlk Kamuran Akkor'dan dinledik. Seni beklerim öptüğüm yerde. İspanyolca'da El Cordobés. Değil mi Asil? Evet. Evet. Sezen Cumhur Önal'ın yazmış olduğu, sözlerini yazmış olduğu çok güzel bir parça. Harika bir eser. Şimdi yine 1968 yılına ilerleyelim. Ve size Yaşar Güvenir'in küçük de bir hikayesini anlatmak istiyorum. Yaşar Güvenir Ankara'da Yaşar adında bir lokal açar. Hem orayı işletir, aynı zamanda sahne alır. Ancak işler ters gider ve nitekim lokali de kapatmak zorunda kalır. Ama daha da kötüsü, çok sevdiği eşini elim bir şekilde kaybeder. Ve hayata küstüğü noktada bir şarkı besteler. Ve o şarkıyla çok önemli bir yarışmaya girer. 16 bin eser arasında birinci gelir. O şarkımız, eminim sizler de çok iyi biliyorsunuz. Sensiz saadet neymiş diyeceğiz. 1968'e gidiyoruz. Söz, müzik, Yaşar Güvenir. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı, ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı, ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki. Alıştım hasretine, gel desen, gel desen, gelemem ki. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz artık hızımızı arttıralım. Siz de lütfen televizyonlarınızın sesini biraz açın. Artık sevmeyeceğim diyelim. Neşe Karaböcek. Onun sesi de biraz farklıdır değil mi? Böyle hani ayırt ettiğimiz bazı sesler vardır ya. Çok. O nadir seslerden biri.
Hangi yıla gidiyoruz sevgili izleyenler? 1968 yılına götürüyoruz sizi. Neşe Karaböcek'ten dinledik. Söz ve güfte Suat Sayın'a ait. Çok da sevdiğimiz bir parça. Evet, ben şunu eklemek istiyorum. Neşe Karaböcek'in bu şarkıyla ilgili bir anısı var. Büyük Üstad Kadri Şençalar, orkestra şefi. Ona bir gün der ki, Suat Sayın'ın bir bestesini çok beğendim, onu okumak istiyorum. Şençalar da şöyle cevap verir. Aman Neşe Hanım, bu şarkıyı 11 kişi okudu, hiç meşhur olmadı. Ama ben okumak istiyorum der. Ve İspanyol tarzında okuyacağım der. Ve bu şarkı Neşe Karaböcek'in ağzından çok güzel şekilde meşhur olur. Ve o artık sevmeyeceğim şarkısıdır. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlarsam boş, ne kadar yalvarsam boş, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlarsam boş, ne kadar yalvarsam boş, sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın. Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Geçmişteki şarkılar pek çalınmıyorsa da geçmişten günümüze böyle hep bir o parçalar tat kuruyor değil mi? Hani böyle ne zaman yalnız kalmak istesen, trafikten bunalsan, kendinle kalmak istediğin o zamanlarda böyle nostaljik parçalara böyle insan gidiyor. O hep böyle kalıyor. Mutlaka mutlaka ki şu anki şarkılar pek bu duyguları yaşatmıyor bana göre. Evet. Çünkü bahar müziği, mevsimlik müzik gibi şu an gelip geçici. Seninle de hep konuşuyoruz ya zaten sezonluk. Sezonluk şarkılar. Yani nostalji adı üzerinde. Nostalji hiçbir zaman ölmez. Asla ölmez. Yani eminim bu şarkılar 40-50 yıl üzerinden geçti. Bir 40-50 yıl sonra da aynı tatla dinlenecektir. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. O zaman hiç hızımızı kesmeyelim ve 1967 yılına gidelim. Timur Selçuk seslendirdi efendim. Sen neredesin dedi. Söz Faruk Nafız Çamlıbel. Müzikse Timur Selçuk. Sokaklara doğru sesler dilendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür duman ile tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüş dilin başına düştü damlar. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını gözledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isimden. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler geçti gecemin cenazesiyle.
Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Caddeden sokaklara doğru sesler yüklü. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını gözledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilendi yapraklar, senin için söylendi gelmez diye uzaklar. Senin için yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını gözledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Çok severek böyle dinlenen bir parça ya. Çok. Benim çok de çok sevdiğim veriyor. Şarkılardan bir tanesi. Kesinlikle öyle. 1967 yılındaydık. Timur Selçuk seslendirmişti Sen Neredesin'i. Şimdi bir yıl ileriye gidelim. 1968 yapalım. Ve Alpay'dan dinledik. Cennet Yolu. Söz Fecri Evcioğlu. Müzik Vital Francesco Lopez. İkimize bir yuva hazırla. Bembeyaz bulutlarına aşkımız orada sürsün gitsin, hem de bu alemde. Sen benimsin, kimse alamaz, ne hayatta ne cennette. Cennete giden ilk sen olursan, bekle beni sen aşkım. Cennete giden ilk sen olursan, burada sensiz Cennete giden ilk sen olursan, bekle beni sen aşkım. Cennete giden ilk sen olursan, sürmez çok yanındayım. Cennete giden ilk sen olursan, geliyorum hazırla. İkimize bir yuva hazırla, bembeyaz bulutlarla. Aşkımız orada sürsün gitsin, hem de bu alemde. Sen benimsin, kimse alamaz, ne hayatta ne cennette. Cennete giden İlk sen olursan, üzülme peşindeyim. Cennete giden ilk sen olursan, burada sensiz neyleyim. Burada sensiz neyleyim. Burada sensiz neyleyim. Çok dinginleştiriyor değil mi? Çok. Çok güzel. Bir de şöyle bakıyorum da gün battı. Artık böyle çok sakin, çok dingin bir hava oldu. Çok güzel ya. Atmosferi de çok güzel. Mutlaka size de yansıyordur bu. Şimdi size Tanju Okan desem ilk aklınıza hangi şarkı gelir? Şüphesiz. Deniz ve Mehtap. Deniz ve Mehtap.
Ancak şöyle bir durum var. Deniz ve Mehtap şarkısını normalde ilk besteleyen kişi Dario Moreno. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Evet. Ama biz Tanju Okan'dan dinledik. Ama ilk seslendiren 1966 yılında Dario Moreno'dur. Söz Fecri Ebcioğlu efendim. Ve son sözümüz Asil Arman'da. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl dedim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl dedim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler benle. Sen oldun bunlara bak seve. Mehtap dedi gördüm ah onu. Belinde erkek kolu. Deniz güldü halime. Bir avuç su verdi elime. Biterse gözyaşım al dedi. Doldur tekrar yerine. La 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 la. Rüzgar ve martı sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler benle. Sen oldun bunlara bak seve. Martı dedi gördüm ah onu. Belinde erkek kolu. Rüzgar güldü halime. Gidelim düş önüme. Gidemem dinle martıları. Bitmiyor alayları. Alay ettiler benle. Sen oldun bunlara bak seve. Mehtap dedi gördüm ah onu. Belinde erkek kolu. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Ne güzel oldu ya. Çok, çok güzel. Güzel bir şarkı. Evet, çok güzel. Şimdi sizlerin çok sevdiği ve tabii ki başta rahmetle andığımız sevgili Barış Manço'nun çok güzel, çok özel bir parçasıyla devam edeceğiz. Kol düğmeleri diyeceğiz ve 1968 yılına gideceğiz. Ancak kol düğmelerinin şöyle de bir hikayesi var ki Barış Manço 1962 yılında aslında besteler kol düğmelerini. O dönemde Semra adında kızıl topraklı çok cici bir kızla nişanlıdır. Ancak okumak için yurt dışına gider. Hangi ülkeye gitmişti okumaya Asil? Belçika. Evet, Belçika'ya gitmişti. Ve sonuç olarak da giderken Semra Hanım bir çift kol düğmesi hediye eder Barış Manço'ya. Ve sonra kol düğmeleri şarkısı çıkar. Şimdi son olarak söz Asil Arman'da. Hatırları bugün gibi sessiz geçer son geceyi
başı öne eğik bir suçlu gibi. Bana verdiğin hediyeyi iki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi iki düğme iki ayrı kolda bizim gibi ayrı yolda. Akşam olunca sustururum herkesi, her şeyi. Gelir kol düğmelerinin birleşme saati. Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana. Bitsin bu işkence, kalsınlar bir arada. Heyhat sabah gün ışılda, yalnız gece buluşanlar. Yaşlı gözlerle ayrılırlar bizim gibi, düğmeler gibi. Akşam olunca sustururum herkesi, her şeyi. Gelir kol düğmelerinin birleşme saati. Usul usul çıkarıp koyarım kutuya yan yana. Gitsin bu işkence, kalsınlar bir arada. Heyhat sabah gün ışığında, yalnız gece buluşanlar. Yaşlı gözlerle ayrılırlar bizim gibi, düğmeler gibi ayrılırlar bizim gibi, ayrılırlar bizim gibi, ayrılırlar. Evet. Böylelikle rahmetli Barış Manço'yu da bir kez daha anmış olduk. Evet. Şimdi ne olur yapma diyelim ve 1966 yılına geri dönelim. İlham Gencer seslendirdi. Söz İlham Gencer, müzik Tony Dallara. Gel bana bu gece, kaçalım gizlice, sevişelim delice, ne olur yapma. Ben sensiz yaşayamam, senden ayrılamam, hiç kimseye bakamam, ne olur yapma. O güzel gözlerini hayalimle süslerim, seni her an özlerim, beni bırakma. Gel nazlanma yavrum, dayanamıyorum, seni seviyorum.
Kaçalım gizlice, sevişelim delice, ne olur yapma. Ben sensiz yaşayamam, senden ayrılamam, hiç kimseye bakamam, ne olur yapma. O güzel gözlerini hayalimle süslerim, seni her an özlerim, beni bırakma. Gel nazlanma yavrum, dayanamıyorum, seni seviyorum, ne olur yapma. Seni seviyorum, ne olur yapma. Seni seviyorum, ne olur yapma. Yanına yaklaşmaya imkanı olmayan bir güzelliğe hasret ancak böyle anlatılır. Ben seni hep uzaktan sevdim. Asla cesaret edip sevdiğimi söyleyemedim. Mümkün olup da sevdiğine ulaşamadığım, kalbine girip de içinde dolaşamadığımsın. Kendi halimde ellerim ceplerimde, yalnızlığın azabında dolaşırken yaşam boşluklarını senin hayalinle doldurup avunuyorum. Ama ne yaparsam yapayım, o şarkıdaki en güzel şeye ulaşamıyorum. Ne güzde, ne baharda, ne yazda ne de kışta, ellerini elimde, bellerini kolumda. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Quisiera no pero verte, porque se me oscurece, para se me sufrir más. Benim bütün dualarım seninle, sen bir ömür mesut olasın diye. Yalvarırım gündüz gece, hayalin gözlerimle mesut olasın diye. Benim bütün dualarım seninle, biliyorum doyamadım sevgiye. Sen beni duymasan bile, hatıralar senelerce bir tesellidir bize. Dünyada sevmiş sevecek kim varsa, hep duyarlar hep ağlarlar bütün ıssız kumsallarda ve o karlı dağlarda. Onlar duyarlar bu aşkı hep kendi ruhlarında. Onlar duyarlar bu aşkı. Benim bütün dualarım seninle, sen bir ömür mesut olasın diye. Yalvarırım gündüz gece, hayalin gözlerimle mesut olasın diye. Es la historia de amor, como duele rodar, como hizo comprender todo el viento de mar, que me usaba mi vida, apagándola después. Ay, que en el tono absurdo,
sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no quiero verte, porque se me ensorete para hacerme sufrir más. Benim bütün dualarım seninle, sen bir ömür mesut olasın diye. Yalvarırım gündüz gece, hayalin gözlerimle mesut olasın diye. Mükemmel bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Aslında orijinalinde 1955 yılında, değil mi? Los Panchos. Evet. Historia de un amor olarak orijinal ismi. Evet. Tabii biz Ertan Anapa'dan dinledik. Çok da güzel bir yorumdur. Çok güzel. Çok güzel bir şarkı. Hatta evet. Ben şunu eklemek istiyorum. Burada Los Panchos grubu Allah sitem var söz yazarında. Yani şöyle diyor ilk kıtasında. Artık yanımda değilsin sevgilim. Ve ruhumda sadece yalnızlık var. Seni bir daha görmeyeceksem Tanrı neden seni bana aşık etti? Daha fazla acı çekmem için mi? Oo. Çok etkileyici sözler. Çok büyük sözler. Evet, çok güzel. Şimdi 1969 yılı ve Berkant diyeceğiz. Şüphesiz Berkant deyince de Samanyolu akla geliyor. Tabii bir de Samanyolu parçasının bir hikayesi var. Yazılış evet. Hikayesi. Bunu Müjdar 2005 yılında bir programda anlatmıştı. Teoman Alpay biliyorsunuz Samanyolu şarkısının söz yazarı. Teoman Alpay bir gün Müjdar'ın annesinin evine gider ve bir beste getirdiğini söyler. Hangi ülkeydi? İzlanda. İzlanda şarkısı getiriyor. Evet. İzlanda ve şarkısı. Ve söz yazılmasını rica ediyor. Evet. Ve Müjdar'ın annesi kendince söz yazar. Ancak Teoman Alpay beğenmez ve oturur sabaha kadar baştan söz yazar. Müziğe oturtuyor ve sonra tekrar içine sinmiyor ve yeni baştan eseri besteliyor. Ve sonuç olarak Samanyolu çıkıyor. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Ruhum senin, kalbim senin, ömrüm senin. Yıllar geçse bitmeyecek bende sevgin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. La 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 la. Uzaklara kaçıversek seninle biz, bir gün elbet göze gelir bu sevgimiz. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek.
haftaki programımızın artık yavaş yavaş sonuna geldik. Hatta farkına varmadan havayı da kararttık. Biz haftaya salı akşamı yine Marmaris TV ekranlarında olacağız. Üstelik 70'lerle geleceğiz karşınıza. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Artık vedamızı ederken Ajda Pekkan, 1968 yılı Boş Sokak'la vedamızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hiç niyetim yoktu ben mazide, dönüp seni anıp düşünmeye. Eski bir şarkının o an birden geldiğini duydum penceremden. Koştum birden koştum, baktım hemen, seni aradım hep penceremden. Gözlerimle yaşla birden coştu, fakat ne yazık ki sokak boştu. Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda, aradım seni her köşe başına. Kalbim ağlarken ah ne yazık ki, belki de sen başka kollarda. Kapandı pencerem.